Sıkıldım. Sendikalarımızın değerli başkan ve temsilcileri, adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde alın teri döken, emek harcayan, mesai mevhumu gözetmek sizi gece gündüz demeden çalışan çok değerli mesai arkadaşlarım. Sizlerin de bildiği üzere 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan yargı reformu strateji belgesi tanıtım toplantısında yapılan sunumda Adalet Bakanlığı personel tarafından skandal olarak kabul edilen bir açıklama yapılmıştır. Taslağa ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında Yazı İşleri Müdürlüğü'nü görevde yükselme ile gelinen değil, hukuk eğitimi alanların sınavla girecekleri bir kariyer meslek yapmayı düşünüyoruz şeklindeki beyanı bizleri son derece üzmüş. Zaten zor şartlar altında yapmış olduğumuz bu meslekten bizlerin biraz daha soğumasına vesile olmuştur. Bizler Adalet Bakanlığı personelleri, temsilciler ve güç lisesi olarak buradan aykırıyoruz. Adalet Bakanlığı zabıt katiplerinin kariyer mesleği ve tek hedef olan Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayanların eline teslim edilmesine izin vermemelidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 3. maddesindeki kariyer ve liyakat ilkelerini asla yok saymamalıdır. Adalet Bakanlığı hukuk eğitimi içerisinde yer almayan kalem mevzuatı, hakla ilişkiler, iletişim, UYAP ve yargı örgütü gibi mesleğin icrasına yönelik eğitim almayan kişilerin açıktan atama yoluyla amir pozisyonuna getirmemelidir. Tüm kamu çalışanlarının kafesiyle atanmasını yok sayıp sırf hukuk eğitimi aldı diye tepeden atamayla meslektaşlarımızın vebaline girmemelidir. Personeline, yani kendi öz evlatlarına sahip çıkmak zorundadır. Sendikamızca Adalet Bakanlığı personeli arasında anketlerde şu tablo karşımıza çıkmaktadır. Kurumlar arası geçişe muvaffakat verildiği takdirde meslektaşlarımızın %90'ı başka kurumlara geçmek istemektedir. Adliyelerden mobbinge maruz kaldıklarını beyan edenlerin sayısı %84'e çıkmıştır. Adalet Bakanlığı personelleri arasında intihar ve vakaları her geçen gün daha da artmaktadır. 3600 ek gösterge bütün meslek kadrolarına verilmesi düşünülmekteyken Adalet Bakanlığı personeli burada yok sayılmaktadır. Ulaşım hizmetleri bir kısım meslek mensuplarına vaat edilirken bizlerin elindeki ulaşım hizmetleriyle maalesef geri alınmıştır. Adalete yönelik yapılan her düzenlemede personelimiz yok sayılmış ve hatta elindeki hakları birer birer geri alınmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde hiçbir kurum fazla mesai yapmaz iken tüm personelimiz karşılık beklemeksizin haftalar, aylar süren fazla mesailere kalmıştır. Yargının her zaman cefasını personelimiz çekmiştir. Tüm meslektaşlarımız adına buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Adalet Bakanımıza arz ediyoruz. Adaletin içinde adaletsizliğin tohumlarını atan bu yanlışlıktan bir an önce dönülmeli. Sendikalarımızın çok değerli başkan ve temsilcileri, adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde alın teri döken, emek harcayan, mesai mefhumu gözetmeden sabah akşam çalışan değerli mesai arkadaşlarım. Bilindiği üzere 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan yargı reformu stratejisinde Adalet Bakanlığı bünyesindeki zabıt katibi arkadaşlarımızın kurum içinde görevde yükselme yolu ile elde edebileceği tek kariyer mesleği olan Yazı İşleri Müdürlüğü sınavının kaldırılması öngörülmüş. Yerine Yazı İşleri Müdürlüğü'nün kariyer meslek olarak yapılandırılması ve atamasının görevde yükselme usulü ile değil de hukuk eğitimi almış olanların dışarıdan sınavla atanabileceği bir kariyer haline dönüştürüleceği ifade edilmiştir. Adalet Bakanlığı personelleri olarak yapılan bu açıklamayı üzüntü ile karşılanmış bulunmaktayız. Yapılması düşünülen düzenleme ile adliyelerde belli mesleki tecrübeye sahip çalışanlarımızın emekleri göz ardı edilmiştir. Mesleki tecrübeleri göz ardı edilmiştir. Arkadaşlarımızın Yazı İşleri Müdürü olarak istihdam edilmesine devam edilmesini talep ediyoruz ve haykırıyoruz. Çırak benim ustadım, hakkını yedirmem.
Çırak benim usta ben, emeğimi yedirmem. Çırak benim usta ben, emeğimi yedirmem. Çırak benim usta ben, emeğimi yedirmem. Çırak benim usta ben, emeğimi yedirmem. Çalışanları olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın yargı reformu paketini değerlendirirken dosyaların eksik bir şekilde duruşmaya çıkmasının sebebi olarak yazı işleri müdürlerimize hedef olarak göstermelerini kınıyor ve kabul etmiyor ve üzüntüyle karşılıyoruz. Müdürlük katiplerin hakkıdır. Müdürlük katiplerin hakkıdır. Müdürlük katiplerin hakkıdır. Müdürlük katiplerin hakkıdır. Geçmişte elimizden alınan hakların tarafımıza tekrar iade edilmesini beklerken zabıt katibi arkadaşlarımızın tek kariyer olarak görmüş oldukları yazı işleri müdürlüğü mesleklerinin elinden alınmasını şiddetle kınıyor ve kabul etmiyor, üzüntüyle kabul etmediğimizi bir kez daha alanlardan haykırıyoruz. Kariyer hakkımız engellenemez. Kariyer hakkımız engellenemez. Kariyer hakkımız engellenemez. Sınavı ile elde ettiğimiz yazı işleri müdürlüğü sınavı ile ilgili olarak güncelleme yapılıncaya kadar Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklamalarımıza devam edeceğimizi buradan bildiriyoruz. Sendikalarımızın çok kıymetli il başkan ve temsilcileri ile değerli üyeleri, 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan yargı reformu taslağında Adalet Bakanlığı'nda zabıt katibi arkadaşlarımızın kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği tek kariyer umudu olan yazı işleri müdürlüğü sınavını kaldırılarak kariyer meslek olarak yapılandırılması ve yazı işleri müdürlüğünün görevde yükselme usulüyle değil, hukuk eğitimi almış olanların sınavla girilebilen bir kariyer haline dönüştürülebileceği ifade edilmiştir. Adliye emekçileri kardeşlerimizin bilgi ve becerisiyle görevde yükselebileceği yazı işleri müdürlüğü hakkının elinden alınmaya çalışılması ile ilgili yargı reformu taslağında geçen açıklama büyük bir talihsizliktir. Adliye yazı işleri müdürlüğü bilgi, birikim ve tecrübe isteyen önemli bir makamdır. Bu yüzden sırasıyla kamu personeli seçme sınavı artı klavye, mülakat ve 4 yıllık lisans mezuniyetinden sonra en az 6 yıllık bir kurum içi tecrübesi olma şartı ile birlikte görevde yükselme sınavından yüksek not alma ve mülakat aşamasından geçildikten sonra yazı işleri müdürlüğüne hak kazanılmaktadır. Böyle olduğu halde sadece teorik bilgilere sahip dışarıdan hukuk eğitimi almış kişilerden alım yapılması neticesinde adalet çalışanları arasında kaosa neden olacaktır. Dışarıdan alınacak personellerin hem teorik hem de pratik bilgilere sahip zabıt katiplerinin önüne bir anda geçirilmesi devlet memurlarının olmazsa olmazlarından kariyer ve liyakat sistemiyle bağdaşmamaktadır. Sonuç olarak yargı reformu strateji taslağında düzeltme yapılarak adliye yazı işleri müdürlüğüne hukuk eğitimi almış avukat ya da diğer kurumlardan atanmasını sağlayacak düzenlemenin iptal edilmesini talep ediyoruz.